Beşinci özellik arkadaşlar üstü sayılarda çarpma. Üstü sayılarda çarpma işlemi iki şekilde olur. Bir tabanlar aynı ise üstler toplanır. İki arkadaşlar üstler aynı ise tabanlar çarpılır ifadesinden. Eğer burada tabanlar aynı ise buna bir örnek olarak verelim arkadaşlar. Burada 2 üzeri 5, 3, 2 ve şuradaki birin toplamı 11 olarak yazılabilir. 5 üzeri 7, 5 üzeri eksi 3, 5 üzeri 7, eksi 3 şeklinde yazılır. 5 üzeri 4 olur. Tabanlar farklı, üsler aynı olduğundan dolayı tabanlar çarpıyorum. A çarpı B üzeri ortak üs. Şurada 2 üzeri 10 ile 3 üzeri 10. O zaman 3 çarpı 2 üzeri 10 ifadesi şeklinde. Yani bu da 6 üzeri 10 olarak yazılabilir. Şuradaki durumda arkadaşlar eksi 2 ile eksi 3 üsler aynı. O zaman eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6 yapar. Üzerinde de 3 olur. 24. soruda aşağıdaki ifadenin eşitliğini bulunuz. Arkadaşlar tabanlar eşit. Buraya 3 yazıyorum. 5 artı 4 eksi 3 artı 1. Şu 1 buradan gelecek. Bunu toplarsanız arkadaşlar 5 üzeri 3 üzeri 7 yapar. Şuraya gelirsek bunun üssü 1'dir arkadaşlar. X üzeri n eksi 1 artı 2n artı 1. Bu da arkadaşlar x üzeri 3n ifadesine ulaştık. Şurada arkadaşlar 3 üzeri 6 ile 5 üzeri 6 üsler eşit olduğu için tabanları çarpıyorum. 5 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 15 üzeri 6. Bu da ne yapar arkadaşlar? 15 üzeri 6 çarpı 15 üzeri şurası 8 diye. 15 üzeri 8. Bu da arkadaşlar 15 üzeri 6 artı 8'den 15 üzeri 14 olur. 25. soruda şunu arkadaşlar 3'ün karesinin karesi şeklinde yazabilirim. Bunu 3 üzeri eksi 5, şurayı da 27 üzeri eksi 1 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bunu düzeltirsem 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bu da 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri 6. Bu işlemi düzeltirsek 3 üzeri 10 eksi 5'ten bu da 3 üzeri 5 yapar. 26. soruda arkadaşlar şu işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle bir düzeltelim arkadaşlar. Şimdi şurada tabanlar üstler aynı ise tabanları çarpabiliyorum. O zaman şöyle yazayım. 18 çarpı 6 üzeri 13 artı 2 çarpı 6 üzeri 14 artı 6 üzeri 14 olur. Şu ifade 6 üzeri 14 olur. Dolayısıyla burada 2 tane 6 üzeri 14, burada da 1 tane 6 üzeri 14 var. Şu ifade 3 çarpı 6 üzeri 14 oldu. Artı 18 çarpı 6 üzeri 13 olur. Şu 18'i arkadaşlar 3 çarpı 6 çarpı 6 üzeri 13, burayı da 3 çarpı 6 üzeri 14 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bunun üssü 1 olduğundan dolayı 3 çarpı 6 üzeri üsler toplanacak. 13 bir daha 14 olur. Artı 3 çarpı 6 üzeri 14 geldi. 3 tane bundan var. 3 tane de bundan var. Dolayısıyla 6 çarpı 6 üzeri 14 olur. Bunun üssü de 1 olduğuna göre 6 üzeri 15 ifadesine ulaştık. 27. soruda arkadaşlar. Öncelikle işlemin işaretini kontrol etmemiz lazım. Arkadaşlar buradaki işlemin sonucu eksi mi artı mı? En dıştaki kuvvete bakıyoruz. Kuvvet çift olduğu için burası artı. Bu işlemi artı. Kuvvet tek olduğundan dolayı bu eksidir. Kuvvet çift olduğundan dolayı bu da artıdır. Eksi artı ile çarpımının eksi olur. Dolayısıyla artık burası x yazabiliyorum. X üzeri 12 çarpı x üzeri 10 çarpı x üzeri 2 şeklinde artık yazılabilir. Burada da eksi x üzeri 24 olur. 28. soruda arkadaşlar öncelikle işlemin işaretini kontrol etmemiz lazım. Şurası arkadaşlar üssü çift olduğundan dolayı pozitif. Burası üssü tek olduğundan dolayı negatif olur. Üssü en dışarıdaki üs çift olduğundan dolayı burası pozitif. En dışarıdaki üs eksi 6 yani çift olduğundan dolayı burası artı. Artı çarpı artı çarpı eksi çarpı artı yani işlemin sonucu eksi olacak. Şöyle diyeceğim artık. A üzeri 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Buraya geliyorum. A üzeri 4 çarpı 3'ten 12 çarpı. Buraya geliyorum.
Eksi 3 ile 2'yi çarpıyorum. A üzeri eksi 6 yazıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. A üzeri 6 yapar. Bu işleme devam edersem, üsler toplanırsa arkadaşlar, şuradaki işaretler birbirini götürür. Toplanırsa bunlar toplamı 0 olur. Dolayısıyla A üzeri 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. İşleme devam edersek eksi A üzeri 6 işlemin sonucudur. 29. soruda arkadaşlar 2 üzeri AX, 5 üzeri AY olduğuna göre 400 üzeri A'nın X ve Y cinsinden kaçtır? Arkadaşlar 400 asal çarpanlarına ayırırsak bu şekilde bir ifade olmuş olur. Bunu bir renkliyle gösterelim. Şöyle bir ifade olmuş olur. Dolayısıyla bu 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 üzeri A'dır. Bunu düzeltirsek, devam edersek 2 üzeri A üzeri 4 şeklinde yazabiliyorum. Bunu da 5 üzeri A üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri A ifadesi X'tir. O zaman X üzeri 4 çarpı 5 üzeri A ifadesi Y'dir. Buradan da Y üzeri 2 olur diyebiliriz. 30. soru ÖSYM sorusu arkadaşlar. X ve Y reel sayı olduğuna göre ifadenin eşitliği nedir? Öncelikle şunun dağılma özelliğini kullanırsam içeriye doğru. 2 üzeri X aynen kalsın. Eksi 2 üzeri Y çarpı 2 üzeri X artı Y ifadesi artı 2 üzeri eksi y çarpı 2. Şuradan arkadaşlar dikkat ederseniz, şuradan şu ifadeler birbirini götürecek. Dolayısıyla bu ne oldu? 2 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi y çarpı 2 üzeri 1 şeklinde dönüştü. Şu ifadeler toplanırsa gider. Şunlar birbirini götürür. Dolayısıyla 2 üzeri eksi y artı 1 ifadesine ulaştık. 31. soruda arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi düzeltelim. Burada 3 üzeri 2x eksi 2y çarpı 3 üzeri şurayı 3'ün karesi diye yazarsam 3 üzeri 2y eksi 2x artı 3 üzeri 2y şeklinde yazmış oluruz. Şunu dağıtırsam arkadaşlar içeriye doğru, şu ifadeyi bununla çarparsam ne olur? 3 üzeri 2x eksi 2y çarpı 3 üzeri 2y eksi 2x artı 3 üzeri 2x eksi 2y çarpı 3 üzeri 2y ifadesine ulaştık. Şimdi buradan arkadaşlar üstleri toplandığında 0 olan değerler var. Mesela diyelim ki şu çarpıldığı zaman arkadaşlar 2x ile eksi 2x toplandığı 0 oldu. Eksi 2y ile 2y'nin toplandığı zaman 0 oldu. Yani burası 3 üzeri 0 artı. Şuradan arkadaşlar tabanlar aynı olduğu zaman üstler toplandığında şunlar birbirini götürür. Dolayısıyla burada 3 üzeri ne kalmış olur arkadaşlar? 2x ifadesine kalmış olur. Burada 3 üzeri 0 1'dir artı şu 3 üzeri 2x'i de 3 üzeri x üzeri 2 ifadesi şeklinde yazalım ki şunun değerini yazabileyim. Bu da arkadaşlar 1 artı 3 üzeri x'e 2 demişti. 2 üzeri 2'den buradan da 5 değeri oldu. 32. soruda arkadaşlar. Şimdi şu 3 üzeri x eşittir 3 üzeri eksi 4 diye yazabiliriz. Şurayı arkadaşlar 2 üzeri eksi 2y eşittir 2 üzeri 6 yazabiliriz. Burası da 5 eksi z eşittir 5 üzeri 3 şeklinde yazarız. Buradan x eşittir eksi 4, y eşittir eksi 3, z eşittir eksi 3 olur. Şu değerleri yerine yazarsam eksi 3'ün eksi 4. kuvveti çarpı eksi 3 ifadesine ulaştı. Tabanlar aynı üstler toplanır. Eksi 3 üzeri eksi 3 olur. Bu da eksi 1 bölü 27 olur. 33. soruda arkadaşlar. Öncelikle şurayı düzeltelim. Bunu 2 üzeri 3a artı 3 eksi 2 üzeri 2a ifadesi şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bunu 2 üzeri a üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri a üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Bunları bu şekilde düzeltebiliyorum. Neden böyle yaptım? Çünkü 2 üzeri a'nın 5 olduğunu biliyorum. Burada yerine yazacağım. Dolayısıyla 2 üzeri a yerine 5 yazarsam 5 üzeri 3 çarpı burası da 8 yapar. Eksi 5'in karesi. Buradan da arkadaşlar 125 çarpı 8 eksi 25. Bir sayı 125 ile 8'in çarpımı 1000 yapar. Eksi 25 arkadaşlar. Bu da 975 olur. 34. soruda arkadaşlar 3 üzeri x eksi 1 ifadesi kaçtır? Öncelikle şurayı düzeltelim arkadaşlar. Burası 3 üzeri x eksi 2
çarpı 5 üzeri x eksi 2 ifadesi eşittir 5 üzeri x artı 1 olur. Şuradan arkadaşlar her tarafını 5 üzeri x eksi 2'ye bölersek şuradan burada ne olur arkadaşlar? 3 üzeri x eksi 2 eşittir 5 üzeri 3 olur. Şu 3 üzeri x eksi 2'yi de arkadaşlar şuna benzetmemiz gerekecek. Onu da şu şekilde yazıyorum. X eksi 1 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir. 5 üzeri 3 de 125 yapar. Şunu da şöyle 125 yazabiliyoruz. Buradan arkadaşlar devam edersek 3 üzeri x eksi 1 bölü 3 eşittir. 125 demektir. Buradan da 3 üzeri x eksi 1 işler dışlar çarpımı yaparsan şu ifadeyi bununla çarparsak bu da 375 yapar. Arkadaşlar 35. soruda geldik. Şimdi yukarıdaki çarpma tablosunda koyu renkli kutucuklara kutucuklara tablonun yanında bulunan üstü ifadeler birer kez kullanılarak yazılacaktır. X, Y, Z bulundukları satır ve sütundaki üstü ifadelerin çarpımına eşit olması gerekiyor. X, Y değerleri birbirine eşit olduğuna göre Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar bu ifadeleri bu şekilde yazarsanız, dikkat ederseniz Z, X ifadesine bak diyorum. Şuradan X ifadesi buradan 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 8'in çarpımı 3 üzeri 11 olur. Y ifadesine baktığımız zaman 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 6'yı çarparsam 3 üzeri 11 olur ve birbirine eşit olur. Yani tabloyu bu şekilde yerleştirdiğimizde Z sayısına karşılık gelen 3 üzeri eksi 6 çarpı 3 üzeri eksi 4 olur. Bunları da çarparsak arkadaşlar bu da 3 üzeri eksi 10 ifadesine ulaşır. Cevabımız A şıkkıdır. 36. soruda arkadaşlar işlemin sonucu kaç basamaklıdır? Öncelikle şunları düzeltelim. Burası arkadaşlar 2 üzeri 3 üzeri 15 ifadesi çarpı 5 üzeri 2 üzeri 20. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 45 çarpı 5 üzeri 20 40 yapar şurası da. Şimdi arkadaşlar benim amacım 2 ile 5'in çarpılması. Şimdi 2 ile 5'in çarpılabilmesi için üstlerinin aynı olması gerekir. Dolayısıyla bu 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 40 şeklinde yazabilirim. Burası da 5 üzeri 40'tır zaten. Dolayısıyla üstler aynı olduğundan dolayı burası 32 olur. Şurası da 2 çarpı 5 üzerinde 40 artık. Tek payda tek üs olarak yazabiliyorum. 32 çarpı 10 üzeri 40 ifadesine ulaştık. Dolayısıyla bu kaç basamaklı olmuş oldu arkadaşlar? 32'nin arkasında tık 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 40 tane sıfır var. Şöyle diyorum. Burada 40 tane sıfır var. İki sayı da burada olmuş oluyor. 42 basamaklı bir sayı. 42 basamak. 37. soruda arkadaşlar diyor ki A sayısı 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Öncelikle şu ifadeleri düzeltelim. Burasını arkadaşlar 2 üzeri 2 üzeri 2'den bu 2 üzeri 20 yapar. Çarpı 125'i de 5 üzeri 3 o da 3 üzeri 5 üzeri 21 yapar. Artı şurası arkadaşlar eksi 1'dir. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar üstleri aynı yapıp tabanları çarpalım. 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 20 çarpı 5 artı eksi 1 şeklinde yazabiliyorum. Şurayı çarparsam burası ne olur? 10 üzeri 20 hatta bu 5'i buraya alıyorum. Eksi 1 diye yazabiliyorum. Devam edersem arkadaşlar. Şimdi 10 sayısının 11 ile bölümünden kalan eksi 1'dir. Öyle değil mi? O zaman 5 çarpı yani 10 yerine eksi 1'i yazabiliyorum artık. Üzeri 20 eksi 1. Devam edersem eksi 1'in 20. kuvveti artı 1 yaptığı için 5 ile çarparsak 5. Bu eksi 1'i de çıkartırsak buradan işlemimiz kalan 4 olduğunu görebiliyoruz. 38. soruda. Arkadaşlar üstü sayılarla tabanlar aynı. Üstlerin çarpılması, üstlerin aynı tabanların çarpılması özelliklerini verilmiş. Bu özellikleri kullanarak bu işlemin sonucunu bulacağız. Diyor ki bu işlemin sonundan kaç tane sıfır vardır? Şimdi 3 üzeri 2 çarpı 32 2 üzeri 5 yazarsak üzerinde de 3 var. Çarpı 5 üzeri 3 üzeri 4. Buradan 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 12. Bunu düzeltirsek arkadaşlar 3 üzeri 2 çarpı
Buradan ne olur? Şurası 2 üzeri 15'ti sanırım. Şurası 2 üzeri 15, pardon. Şurası 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 şeklinde dönüştüm. Dolayısıyla burası arkadaşlar şurası 9 çarpı 8 çarpı üstler 12 olduğuna göre 10 üzeri 12 şeklinde yazabiliyorum. Devam edersem buradan 72 çarpı 10 üzeri 12. Yani 72'nin arkasında 12 tane sıfırımız mevcuttur diyoruz. Altıncı özellikte arkadaşlar üslü sayılarda bölme. Tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz. Mesela diyelim ki 5 üzeri 20 ile 5 üzeri 10 olsun. Bu ne olur? 5 üzeri 20 eksi 10 ifadesi bir de 5 üzeri 10'a eşit olur. Arkadaşlar eğer üsler eşit ise şuradaki durumda üsler eşitse tabanlar birbirine bölünür. Örneğin diyelim ki 4 üzeri 20 bölü 2 üzeri 20 ifadesi. Bu ne olur? 4 bölü 2 tek payda yazıyorum. Üstünde 20 olur. Bu da 2 üzeri 20 ifadesine ulaştırır. Şu 39. soruya gelmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin sonucu nedir? Öncelikle 5 125'i 5 üzeri 3 yazarsam 5 üzeri 3 üzeri 4 çarpı 5'in karesinin eksi 5. kuvveti bölü 5'in 4. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. Buradan da arkadaşlar devam edersek 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri eksi 10 bölü 5 üzeri eksi 8 yapar. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 5 üzeri 2 bölü 5 üzeri eksi 8. Bunu yukarı çarpı olarak gönderirsem bunun yanına 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 8 olur. Dolayısıyla bu da 5 üzeri 10 ifadesi olur. 40. soruda arkadaşlar 4 üzeri 12 sayısının yarısı A, 8 üzeri 6 sayısının çeyreği ise B olduğuna göre A bölü B nedir? Öncelikle şu ifadeyi düzeltelim. Bu 2 üzeri 24'tür. 2 üzeri 24'ün yarısı şu şekilde alınır. Bölü 2, üssü 1'dir. Bu ne olur? Tabanlar aynıysa payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. Yani 2 üzeri 23'tür. Yarısı bu. Şimdi bu ifadenin çeyreği arkadaşlar. Bu ifade nedir? 2 üzeri 12 olarak yazabiliyorum bunu. Şuradan aldım, buradan yazdım. Evet, 12 mi olur? 2 üzeri 3, 18 olur şurası. Şunu bir geri alalım. Burası ne olur arkadaşlar? 18 olur. Bunun çeyreği demek 4'e böl demektir. Bu da 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 2 şeklinde yazılabilir. Bunu da 2 üzeri 16 olarak yazabiliyorum. Şimdi A sayısı ne oldu? 2 üzeri 23. B sayısı ne oldu? 2 üzeri 16. O zaman bölelim. Tabanlar aynıysa 2 üzeri 23'ten 16'yı çıkarıyoruz. Bu da 2 üzeri 7 ifadesi. Yani 128 olur. 41. soruda belirli bir bölgede bakterilerin 2 gün etkili olan bir ilaç üretilmiştir. Bu ilacın 1 saatte ortamdaki bakterilerin 3 bölü 4'ünü yok ettiği gözlenmiştir. Buna göre 8 üzeri 40 tane bakteri olan bölgede ilaçlanma sonucunda kaç bakteri kalmıştır? Şimdi arkadaşlar 3 bölü 4'ünü yok etmişse 1 bölü 4'ü kalan bakterilerdir. Bu 2 günü de 8, 48 saat olarak yazarsak arkadaşlar şimdi 8 üzeri 40 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 şu şekilde ardışık şekilde ne yapacak arkadaşlar? 48 saat boyunca bu ilaçlama yapılacak. Yani burası nedir? 48 saat. Düzeltirsem 2 üzeri şu ifadeyi düzeltin. 2 üzeri 3 üzeri 40'tan 120 yapar çarpı 1 bölü 4 üzeri 48 yapar arkadaşlar. Bu ifadeyi de düzeltirsek 2 üzeri 120 çarpı 2 üzeri eksi 96. Bu da 2 üzeri 100, 2 üzeri 24 olur. Bunu da eşitlersek arkadaşlar 4 üzeri 12 ifadesine ulaşırız. 42. soru TYT 2020. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Arkadaşlar 81 ilimiz var. Her bir ilden 10 tane 16 okulumuz var artı. Şimdi 81 ilimiz var. 16 okul var. Bu okuldaki müdürler de kendi öğretmenini 35 tanedir ona göndermiştir. Bu şekilde mesaj gitmiştir. O zaman
Şu 81 çarpı 16 parantezini alsam 1 artı 35 kalır burası. Devam edersem 81 çarpı 16 çarpı 36 ifadesi. Bunu üste olarak yazarsak 81 3 üzeri 4'tür. 16'yı da 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliyorum. 36'yı da 6'nın karesi şeklinde yazarsam. 4'ün kuvvetleri aynı olduğuna göre tabanları çarpabiliyorum. Yani burası 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 2 olmuş olur. Bu ifade nedir arkadaşlar? 6 üzeri 6 ifadesine ulaştı. Yani bu kadar toplamda mesaj gitmiş olabilir. 43. soruda x gerçel sayısı için a artı b kaçtır? Arkadaşlar öncelikle burayı düzeltirsek 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 çarpı 60 üzeri x diye yazabiliriz. Burayı da 6 üzeri x çarpı 12 üzeri x eşittir a çarpı b üzeri x ifadesi. Buradan devam edecek olursak arkadaşlar şu ifademizi şöyle düzeltelim. Şu 6 üzeri x'i 3 üzeri x ile 2 üzeri x'i çarparsam 6 üzeri x çarpı şu ifade 9 2 ile çarparsam 18 olur. 18 çarpı 60 üzeri x bölü 6 üzeri x çarpı 12 üzeri x eşittir a çarpı b üzeri x. Şuradan sadeleşecek olanlar var arkadaşlar. Şunlar gidecek, şunlar gidecek. Ben bunu devam edersem 18 çarpı şu ifadeyi de 60'ı da şu şekilde yazarsam arkadaşlar nasıl yazabilirim? 5 üzeri x çarpı 12 üzeri x şeklinde yazabiliyorum. Burası da 12 üzeri x olsun. Şunu düzeltirsem şuradan da 12 üzeri x'ler giderse arkadaşlar bu ne olmuş olur? 18 çarpı 5 üzeri x ifadesi eşittir a çarpı b üzeri x ifadesi. Dolayısıyla a sayısı buradan 18 oldu. 5 ifadesi de b ifadesine eşit olmuş oldu. Buradan da toplasam 23 olur. Şimdi şu yukarıdaki ifadeyi 5 üzeri 10, 5 üzeri 9 ve 5 üzeri 8'i 5 üzeri 8'e eşitliyorum. Şuradan 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 2 artı 5 üzeri 8 çarpı 5 artı 5 üzeri 8 ifadesi. Aşağı indiğimde arkadaşlar bunu da 5 üzeri 6'ya eşitliyorum. 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 artı 5 üzeri 6 çarpı 5 artı 5 üzeri 6 ifadesine dönüştürdük. Her tarafından arkadaşlar 5 üzeri 8 parantezini alırsam şurası 5'in karesi artı 5 artı 1 kalır. Bölü şuradan da 5 üzeri 6 parantezini alırsam 5'in karesi artı 5 artı 1 ifadesi kalır. Şu 5'tir. Şuradan sadeleştirmeleri yapacak olursak şu ifadeyle şu ifade birbirinin aynısının tıpkısı. Buradan 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri 6 ifadesi kalır. Bu da 5 üzeri 2 ifadesi yani 25'tir. 45. soruda arkadaşlar virgüllerden kurtulmamız gerekecek. O zaman 10 üzeri 9 artı 2 çarpı virgülü bir sağa getirdiğimde buradan bir azaltmam gerekecek. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri 10 ifadesi bölü. Aynı şekilde virgül 2 basamak sağa getirdiğim zaman arkadaşlar buradan 2 azaltmam lazım. 10 üzeri 9 eksi 3 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi bunu biraz daha düzeltelim arkadaşlar. 10 üzeri 9 artı şunu 20 diye yazabiliriz. 20 çarpı 10 üzeri 9 üstleri eşitledim. Şu ifadeyi de arkadaşlar ne yapabiliriz? Şu ifadeyi de şöyle yapabiliriz. 10 üzeri 8 çarpı 10 eksi 3 çarpı 10 üzeri 8 diye yazabiliriz. Buradan 10 üzeri 9 parantezini alırsam buradan 1 artı 20 kalır. Aşağıdan da arkadaşlar 10 üzeri 8 parantezini alırsam aşağıdan da 10 eksi 3 kalır. Şu sadeleştirmeleri yapacak olursak şunlar şundan gitti ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda 10 kaldı. 10 çarpı 21. Aşağıda da 7 kalmış oldu. Şunları da sadeleştirirsek 10 çarpı 3 kalır. Buradan da 30 olur. 46. soruda arkadaşlar öncelikle şu yukarıdaki ifade virgülü sağ bir basamak kaydırdığımız zaman 10 üzeri eksi 7 olur. 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı şu basamağı da buraya getirdiğim zaman 2 basamak sağa getirdiğim zaman buradan 2 basamak azaltmam gerekecek. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6.
Bu ifadeleri düzelttikten sonra arkadaşlar 10 üzeri eksi 7 parantezini alırsam, 10 üzeri eksi 7 parantezini alırsam buradan ne kalır arkadaşlar? 5 artı 30 kalmış olur şu ifade. Buradan da arkadaşlar 5, 10 üzeri 7 parantezini alırsam, 10 üzeri eksi 7 parantezini alırsam buradan da 1 eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 ifadesi kalmış olur. Dolayısıyla şuradaki ifadeler gider arkadaşlar. Şunlar 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 gider. Buradan ne kalır? Şunu rengini değiştirelim, mavi yapalım. Şurası 35 bölü 1 eksi 1 bölü, pardon, 3 bölü 10 kalmış olur. Bunu da düzeltecek olursak arkadaşlar, şuradan devam edelim. 35 bölü, şu ifade 10'dur. Payda eşlersem 7 bölü 10 olur. Birinci ifade aynen kalır. 35 bölü 1 çarpı 10 bölü 7 ifadesi. Şuradan da arkadaşlar sadeleştirmeleri yapacak olursak. Bunu 7'ye bölersem 5, bunu 7'ye bölersem 1. Dolayısıyla 50 olur bizim cevabımız. 47. soruda arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi düzelttiğimiz zaman 3 üzeri çarpı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri x eksi 3 üzeri x çarpı 3. 3 üzeri x parantezini aldığım zaman 9 artı 1 eksi 3 bölü falan falan. Şu ifadeler birbirini götürecek. Dolayısıyla burası ne olur? 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Buradan da payda eşitlersek arkadaşlar 9 da bunu çarparsak 9 1 çıkartırsak 8, 8 bölü 9. Birinci ifade aynen kalır. 7 bölü 1 çarpı 9 bölü 7, 8 şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla bu da ne olur? 63 bölü 8 sonucuna ulaştırır. 48. soruda arkadaşlar. Şu ifadeleri düzelttiğimiz zaman 3 üzeri x ile 2 üzeri x'i parantezi dışına alırsak şu ifadeler birbirinin aynısı olduğundan dolayı bunlar sadeleşecek. Dolayısıyla 3 üzeri x bölü 2 üzeri x ifadesi. Buradan 2 üzeri x'in 3 üzeri x eksi 2 olduğunu biliyorum. Artık bu ifadeye gelip şurada yerine yazabiliyorum. Dolayısıyla bu 3 üzeri x bölü 3 üzeri x eksi 2 şeklinde yazılabilir. Şunu yukarı çarpı olarak gönderirsek 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi x artı 2 diye yazılır. Buradan da x'ler birbirine götürürse 3 üzeri 2 yani 9 ifadesine ulaşırız. 49. soruda arkadaşlar. Öncelikle bu işlemlerde pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Burası 3, burası da 3 ise şurası 1 artı 5 üzeri x, burası da 5 üzeri eksi x'tir. Cevap arkadaşlar her zaman buradaki sayıdır. Yani 3'tür. Bunun cevabı 3'tür. Bu bir kenarda kalsın. Uzun yoldan çözelim bunu arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi düzeltecek olursak. 3 bölü 1 artı 5 üzeri x artı 3 bölü 1 artı 1 bölü 5 üzeri x diye yazabiliyorum. İfadeye devam edecek olursak. 3 bölü 1 artı 5 üzeri x artı 3 bölü 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x. Şu paydayı eşitledim. Şurayı eşitledim. Devam edecek olursam arkadaşlar buradan 3 bölü 1 artı 5 üzeri x artı 3 bölü 1 çarpı 5 üzeri x bölü 5 üzeri x artı 1 ifadesine ulaştırdı bizi. Devam edeceğim arkadaşlar şuradan 3 bölü 1 artı 5 üzeri x artı 3 çarpı 5 üzeri x bölü 1 artı 5 üzeri x ifadesi. Dolayısıyla yukarıdan 3 parantezini alacak olursam, şuradan 3 parantezini alırsam, buradan 1 artı 5 üzeri x, aşağıda da 1 artı 5 üzeri x ifadesi olmuş oldu. Şuradan gereken sadeleştirmeleri yaptığınız zaman cevabın 3 olduğunu görebilirsiniz. Şu 50. soruda arkadaşlar az önceki dipnotu da söylemiştik. Şu ifadede eğer bu ifadeler x bölü 1 artı a üzeri eksi b ya da x bölü 1 artı a üzeri b ifadesi ise cevap her zaman x'tir. Şimdi bununla ilgili bir örnek var. Bunu bu ifadeyi şuraya atacak olursak burası x eksi 1 bölü 1 artı 10 üzeri eksi x eksi 8 artı x eksi 1 bölü 1 artı 10 üzeri 8 eşittir 10 ifadesi oluşmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar şu ifadenin cevabı budur. Yani x eksi 1'dir. O da kimmiş? 10'muş. Buradan da x 11'dir arkadaşlar. 51. soruda arkadaşlar. Bu ifadenin eşiti a'dır. A eşittir şu ifade ile şu ifadenin eşiti a'dır. Bu da kimdir? A kare artı 2a eksi 10'dur. A kare artı 2a
eksi 10 ifadesi. Şu a'yı bu tarafa atacak olursam, buradan a kare artı a eksi 10 eşittir 0 oldu. Şu ifadeyi elde etmem için arkadaşlar şurayı biraz düzeltmem lazım. Buradan a kare artı a artı 1 eksi 11 şeklinde yazabiliyorum. Bunu da sıfıra eşitliyorum. Şu eksi 11'i bu tarafa atacak olursam buradan a kare artı a artı 1 eşittir 11 ifadesi olmuş oldu.